Yeni bab başlığı li sahibil hakki makalun. Hak sahibinin söz hakkı vardır. Yani borcunu arayan adamın konuşma hakkı vardır. Ve yuzkaru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anlatılır ki, demiş yani, leyyul vacidi, bulunduranın geciktirmesi, yani para var yanında ama oyalıyor. Ukubatuhu ve irduhu, onun cezası ve ırzı bu konuda saldırıya uğrar. Kale Süfyanu, Süfyan dedi ki, irduhu yekulu, onun ırzına saldırıda bulunması şöyle demesidir. Mataltani, beni geciktirdin, oyaladın. Ve ukubetuhul habsu, ve böyle bir suçun cezası hapistir. İrduhu, onun övgü ve yergiye açık olan, namusu, şerefi, bilinirliği, eğer kendisi borç takarak karşı tarafa zulmediyorsa, o zaman bu anlamda onuru ve şerefi de artık insanların diline düşer. 2271 nolu hadis. Haddesena Musaddedun, bize Musaddet anlattı. Haddesena Yahya, bize Yahya anlattı. An Şubete, o da Şubeden. An Selemete, o da Selemeden. An Ebi Selemete, o da Ebu Selemeden. An Ebi Hureyrete, o da Ebu Hureyre'den. Radiyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki, eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Raculun, bir adam, yetekadahu, ondan borcunu almak istiyor. Alacaklı yani. Feaglaza lehu, ve bu borcunu almak isteyen adam kaba davrandı, hırçın davrandı, sert girdi mevzuya, Resulullah'a karşı. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ, arkadaşları bunun üzerine, adamın üzerine yürüdüler. فَقَالَ, Allah'ın elçisi de dedi ki, دَعُوهُ, bırakın onu. فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا, çünkü hak sahibinin hak sahibinin ayrıca söz hakkı vardır. Almak için, tahsil etmek için, alacağını kovalamak için bunu dile getirebilmeli, bundan şikayet edebilmeli, gecikmeden ötürü rahatsızlığını ifade edebilmeli vesaire.